Sevgili dostlar, müminin temel vecibelerinden olan Allah'a tevekkül ve yine Allah Azze ve Celle'nin ismi şeriflerinden olan, vasıflarından olan Er-Rezzak ismi ve sıfatı zaman zaman yanlış anlaşılmış, yanlış yorumlanmış. Şehzade Şirazi, bugünkü Derviş ve Tilki isimli hikayesinde bu olaya vurgu yapıyor. Bir derviş elsiz ayaksız bir tilki gördü. Yani tilkinin eli ayağı yok. Dolayısıyla normal şartlarda hayatta olmaması lazım. Ne yiyip ne içecek? Bu elsiz ve ayaksız nereden yiyip nasıl içiyor diye Allah'ın lütfuna hayran kaldı. Şaşkın derviş bu haldeyken pençesinde avladığı çakalla bir aslan çıka geldi. Aslan, zavallı çakalı hemen oracıkta yiyiverdi. Arta kalanları da tilki silip süpürdü. Yani tilki aslanın artıklarını yemiş. Herkesin rızkını veren Allah, ertesi gün başka bir şekilde tilkinin günlük yiyeceğini yine gönderdi. Bu apaçık gerçek karşısında adamın gözleri açıldı. Hemen gidip soluğu bir mescitte aldı ve Allah'a şöyle niyazda bulundu. Tilki bile rızkını zorlukla yemiyorsa iyisi mi bundan böyle ben karıncalar gibi bir köşeye çekilivereyim. Yani bundan sonra ben tevekkül edeyim, tezekkür edeyim, tefekkür edeyim. Allah ben rızkımı göndersin. Nasılsa Allah Er-Rezzak bu elsiz, kolsuz tilkinin rızkını gönderiyorsa benimkini de illaki göndermeye kadir. Dolayısıyla göndersin sanki Allah'ın buna bir mecburiyeti varmış gibi düşünüyor. O günden sonra derviş işini gücünü bıraktı. Rezzak Allah'ın gaipten rızık göndereceğini umarak beklemeye başladı. Ne el alem, ne eş dost, kimseler arayıp sormayınca çok geçmedi, iğne ipliğe döndü, eti kemiğine yapıştı. Çaresizlikten sabrı da idraki de tek tek tükendi. Derken uzlete çekildiği mescidin mihrabından kulağına sesler geldi. Bu kadar aç kaldıktan sonra sesler duymaya başlamış. Demek ki açlığında bir faydası var. Hey miskin adam, tilki gibi elsiz ayaksız düşünme kendini. Bilakis yırtıcı aslan ol ve öyle çalış ki aslan gibi senden başkalarına bir şeyler kalsın. Neden tilkiye benzeyip artıklarla, onun bunun artığıyla, lütfuyla bırakırsa eğer o da doyacaksın ki? Aslan gibi yeleleri gür, ensesi kalın olan insan tilki gibi düşkünleşip yemeğini başkasından beklerse köpekler bile ondan üstün olur. Allah Azze ve Celle insana akıl vermiş, güç vermiş, bunları kullan demiş. Buna rağmen birilerinden beklerse, boş boş yanlış tevekküle dalarsa köpeklerden bile daha kötü olur. Hadi durma, çalış. Çabala, hem ye hem yedir, hem ye hem yedir. Biliyorsunuz İslam'da en faziletli amellerden birisi de kişinin bir başkasına yemek yedirmesidir. Burada da ona vurgu var. Başkalarının artığına göz dikme, aksine ercesine çalış, yorul, zahmet çek, başkalarına rahata eriştir. Alçaklar gibi başkalarının el emeğine göz dikme. Bizzat Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashabına hitaben en güzel rızık bizzat kendi elinizde elde ettiğiniz rızıktır diyor. Ondan bundan beklemeyin. Ve şöyle devam ediyor Şeyh Sadi. Ey genç, ihtiyar yoksulun elini tut ve kendini elinden tutulacak dereceye düşürme. Daha gençsin. Senin ihtiyarların elinden tutman lazımken, gerekiyorken
bu yaşta, bu sıfatta hala birileri gelsin benim elimi tutsun dersen, yukarıdaki beyana binaen köpeklerden bile aşağı olursun. Yüce Allah'ın lütuf ve ikramı, varlığının gölgesinde halkı dinlendiren kimselerdir. Yüce Allah'ın lütuf ve ikramı, varlığının gölgesinde halkı dinlendiren kimseleredir. Aklı başında insan daima cömert olmak için çalışır. Çünkü himmeti az olanların beyni yoktur ve kafaları kuru bir tasa benzer. Allah'ın yarattıklarına iyilik eden kimse iki cihan iyilik görür. Bizim elhamdülillah mensubu olduğumuz din, helalinden kazanmayı cihat mertebesinde görür ve bu kazandığını da öncelikle ailesine, sonra etrafına yedirmeyi en büyük fazilet, en büyük güzellik olarak yorumlar ve tarif eder. Bu çerçevede Allah Azze ve Celle de Hud suresi 6. ayet-i kerimede yeryüzünde kımıldayan, debelenen hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın buyurur. Bu ayetin tefsirinde Mahmut Toptaş Hoca Şifa Tefsiri isimli eserinde der ki, buradan biz şunu anlıyoruz. Rızka nail olabilmek için, Allah'ın size rızık gönderebilmesi için debelenmeniz, kımıldamanız şarttır. Öyleyse bu saatten sonra daha fazla debelenip daha fazla kımıldamalıyız ki helalinden kazanalım ve cihat sevabı alalım. Bunu da insanlara yiyerek buradaki beyanla gölgelerimizden insanlar faydalansın. Bu da Allah'ın lütfunu celbetsin.